En etkili bilim insanları listesinde isminiz yer alıyor. Peki bu liste nedir? Bu liste dünyadaki Stanford Üniversitesi'ndeki bir çalışmayla dünyada %2'lik dilime giren insanların, bilim insanlarının listesidir. Bu listede de son bir yıldaki araştırmalarınız veya da ömür boyu olan araştırmalarınız olmak üzere iki tane bir liste açıklanmıştır. Bu listede yapmış olduğunuz çalışmaların sayısı, atıf sayısı gibi bazı kriterler var. Bu kriterlerle de bir sıralama oluşuyor. Bu sıralama tabii ki en etkili bilim insanları sıralaması olarak da %2 genelde kullanılır. Bu %2'lik dilime son 5-6 yıldır da girmekteyim bu sıralamada. Bu sıralama sistemleri hem ülkemiz için hem öğretim üyelerinin üniversitedeki performansını yansıtması için hem üniversiteler için de bir göstergedir. Bir cazibe noktası oluşması için de teşvik edilen durumlardır. Aynı zamanda üniversitelerin de sıralamalarını etkilemektedir. Bu sıralama sistemlerinde yer alabilmek tabii ki onur verici, güzel bir paylaşım. Bu sıralama listelerinde de bulunabilmek gerçekten çok zor. Bunun için çok büyük bir emek istiyor. Örneğin 24 saatlik bir dilimi düşünürseniz bir 12-13 saatlik bir çalışma emek olmadan bu gibi yayınları, projeleri kısa bir sürede oluşturmak, bunları bilim dünyasıyla paylaşmak gerçekten çok zor. Büyük bir mücadele var. Tabii ki bu mücadelenin yanında iş arkadaşlarımız çok önemli. Projelerimiz, özellikle benim bulunduğum projeler 8-10 kişiliktir. Öğrencilerim vardır, lisans öğrencilerim. Lisans öğrencilerimin hepsi bilimsel çalışmada mevcuttur, isimleri de olmak üzere. Aynı zamanda öğretim üyesi arkadaşlarımız olabildiğince çok fazladır grup içerisinde. Bazı çalışmalarda bir ya da iki kişi olur ama benim bulunmuş olduğum, yürütmüş olduğumuz çalışmalarımızda 8 ile 14 arası bir bilim insanı ve öğrencilerimiz özellikle. Gerçekten bizim bu projelerimizde, bizim yapmış olduğumuz süreçte yüksek lisans, doktora ve lisans öğrencilerime çok çok teşekkür ediyorum. Bir proje oluşturduk. Turkoza projesi. Bu projede de Türkiye'deki ilk cloud sistemde, bulut sisteminde çalışan istatistiksel analiz yazılımı oluşturuldu. Turkoza ekibi tarafından. Bu ekip güçlü bir şekilde 6-7 yıl içerisinde milli bir yazılım ortaya çıkarttı. Bunun da bir parçası, üyesi olmaktan da çok mutluyum. Bu yazılım şu anda üniversitelerde araştırmacılar tarafından kullanılıyor. Öğrencilerimiz tarafından kullanılıyor. Bu yazılımı geliştirmeye de halen devam ediyoruz. Yaygınlaşması için de mücadelelerimiz sürmektedir. Bu listeye geliştirdiğiniz yazılımla girdiniz yani. Bu listeye projelerimize girdik. Yazılımın katkısı çok yüksek değil. Çünkü o yazılımın da tabii ki atıfları var. Ama bu listeye girmemdeki en büyük etken yüksek lisans tezim esnasında antropometrik ölçümlere bir eğilim göstermiştik. Sonra antropometrik ölçümlerle ilgili Türkiye'de veri olmadığını fark ettik. Örneğin bir çocuğunuz var, gelişim süreci içerisinde boyunu, kilosunu ya da baş çevresi, göğüs çevresi gibi birçok ölçümlerin standardını biz yurt dışındaki farklı ülkelerdeki standartlarla biz hasta ya da sağlam ya da gelişimi iyi, orta, kötü gibi ifadeleri kullanabiliyor idik.
ve toplumumuzu yansıtmıyordu. Bunu fark ettik. Mümtaz Mazıcıoğlu ve Selim Kurtoğlu hocalarımızla beraber bir araya geldik. Sonra bir ekip oluşturduk. Ve 2005 yıllarında, 6 yıllarında bu çatı oluştu. Ve projeler yaptık. Sonra 2008'de bir proje daha yaptık. Sonra yakın zamanlarda Afyon'da bir proje yaptık. Ve toplumumuzdaki çocuklarımızın persentil eğrilerini, referans persentil eğrilerini oluşturduk ve dünyada, aynı zamanda ülkemizde kullanılır olduğu atıfları çok büyük bir şekilde yansıdı. Ve kitaplarda kullanılmaya, eğitim kitaplarında kullanılmaya başlanıldı bu projeler sonucunda elde ettiğimiz persentil eğrileri. Ve bu eğriler şu anda da halen kullanılmakta. Halen de bu projelerden elde ettiğimiz dataları yazmaya devam etmekteyiz. Bu Selim Kurtoğlu hocamız ve Mümtaz Mazıcıoğlu hocamız, Betül Çiçek hocamızla aynı zamanda Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde beraber oluşturduğumuz Nihal Hatipoğlu hocamız var. Bu ana çekirdek hocalar bu grubun. Hepsi de yani kendi alanlarında uzman ve Türkiye'de de dünyada da belli bir yerler olan kişiler. Bu gruplarla oluşturduğumuz yansımaların meyveleri bunlar. Aynı zamanda tekrar söylüyorum, lisans ve yüksek lisans öğrencilerimizin de bu veri toplamada ve verilerin istiflenmesi ve girilmesi noktasında da çok büyük gayretleri oldu. Takriben 16-17 kişilik bir grup çalışmasının yansımaları şekliyle bu sıralama listesine girmemde en büyük etkenler oldu. Artı bir de tabii ki diğer çalışmalarımız da var. Bu diğer çalışmalarımızda yine çoklu ortamlara denk geldim. Örneğin kanser epidemiolojisiyle ilgili çalışan hocalarımız, Mustafa Çetin hocalarımızla yollarımız kesişti. Onlarla birlikte oluşturulan projelerine katkılar verdik. O projelere destekler verdik ve destekler nezdiyle de çok hızlı şekilde ve etkin, iyi dergilerde yazılar oluşturduk. Bilimsel paylaşımlar oluşturduk. Ve bunların da meyvesi işte 2021'li yıllara doğru, bu anlattığım süreç bir 15 yıllık bir süreç. Bu 15 yıllık süreç içerisinde de yansımaları yeni görebildik. Ve halen de devam etmekteyim. Ki idealimiz de bu proje ekibinin Türkiye'nin tamamını yansıtıp her ilden 0-18 yaş arası toplumumuzun referans persentil eğrilerini büyük bir değişken sayısı ve büyük bir örneklem hacmiyle yapmayı umuyoruz. Bunun için de 1-2 yıl içerisinde tekrar bir proje hazırlamayı düşünüyoruz. Peki bu listeye girmenizle alakalı duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyim? Tabii ki bu gibi listelerde bulunmamız özellikle ülkemiz, üniversitemiz açısından çok çok önemli. Aynı zamanda tabii ki şahsi kimliğimiz açısından da çok çok mutluyuz. Daha önceden başka kişilerin kullandığı ya da oluşturduğu verilerle biz çocuklarımıza bir kestirimlerde, bir tahminlemelerde bulunurken bunu kendi ülkemizin değerleriyle yapıp bu değerleri de bütün dünyaya yansıtmak ve bunun sonucunda da kitaplara, yurt dışındaki kitaplarda dahi, derslerde verilen kitaplarda dahi bulunulması bu eğrilerimizin, en çok bu beni mutlu etti. Bu Turkozo projesini de yapmamızın sebebi bu gibi öğrenci kitlelerini ve akademisyen kitlelerindeki olan zorlukları gördüğümüzden dolayı böyle bir yazılım oluşturuldu. Tabii ki bu yazılım da bu sıralama listesinde bize dolaylı etkileri var.